Evet kıymetli dostlar hepinizi tek tek selamlıyorum. Değerli arkadaşlar bilmiyorum daha önce okudunuz mu ama golvar.com'da benim köşe yazılarım var. Her hafta olabilince yazıyorum. Mesela son yazım 26 Ağustos'taki yazım. 3. haftada 3. rezil hakem yönetimi amaç Fenerbahçe değil ligi yok etmek diye belirttim. Hani ben geçen yazda da şöyle başlamıştım açık söyleyeyim ben alıştım futboldaki adaletsizliğe. Hak yenmesine alıştım birilerinin kullanıp şampiyon yapılmasına. Utanmadan sıkılmadan sanki onların hakkı yenilmiş gibi de e, başkası şampiyon yapılmış gibi konuşmasına diye. Sonra İzmir'de yangın varken geçmiş olsun güzel İzmir diyen Fenerbahçe'nin yaşadıkları. Fenerbahçe Rize'de 5-0'la esti, gürledi, mahvetti, perişan etti. Yırttı ortalığı. Ve e, triyo ekibinin tamamı Fırat Aydınus, Bünyamin Gezer'in ortak kararı. 5'inin ortak kararına göre Fenerbahçe'nin 2 verilmeyen penaltısı. 3. de verilebilirmiş ama var karışmamış. Böyle bir maç vardı ve e, İbrahim Hacı Osmanoğlu adlı kişi federasyon başkanı yeminler etmişti. Hani şerefini namusunu koyup bunların üstüne yemin ediyorum adaleti sağlayacağım diye ve Fenerbahçe taraftarı <laughs> Turgut Domalan mı Domal mıydı? Turgut Domanı hani küfürlerle anmıştı gerçekten de e, ve aynı kişi elinden geleceği mahvetmişti. Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan yazmam Atilla Karaoğlu diye geçmiş oraya. Antalya Spor Atakaş Hatay maçını ilk 45 dakikası Hatay Spor'un 2-0 üstünde sonuçlanırken devre arasında tartaklandığını iddia etti. Ve bu tartaklanma sonrasında maçı e, ikinci devre Antalya Spor kazandı. Üstelik 90 artı küsürde de e, şeyin bir penaltısı verilmedi diye biliyorum. Hatay Spor'un verildi iptal edildi diye biliyorum. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası artık hakemler herkes döver. Hakkımız olsun diye. Ve Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı. Yani bu kadar giriş bu kadar serenat bu yüzden. Cuma günü Fenerbahçe Alanya Spor Metin Türkmen. Yani yarınki maçımız Metin Türkmen. Metin Türkmen ben çok bilmiyorum ama sanırım Beşiktaş'ın ilk hafta maçını yönetmiş ya da ikinci hafta maçını. Herkes çok beğenmiş. Güzel. Yani inşallah adaletli yönetir. dua etmeyiz, küfür etmeyiz. Çaykur Rizespor Kasımpaşa Ali Şansalan. Konya Spor Kayseri Spor, Emre Kargın. Göztepe Bodrum Abdullah Buğra Taşkınsoy. Adana Demirspor Galatasaray Kadir Sağlam. Esena Adana Demirspor sana ve sen yani var ya Adana Demirspor senin selam okurmuş hayırlı olsun. Ya ne tesadüftür ki tesadüfe sadece ateistler ve Galatasaraylılar inanır. Galatasaray'ın sıradaki maçı lig maçı Adana Demirspor'la lig maçı Kadir Sağlam. Yani özbe öz hakiki orul or, şey Halis Muris Galatasaray çocuğu Kadir Sağlam. Geçmiş olsun Adana Demirspor. İnşallah kafanız çalışır da İnşallah dersiniz ki hakeme karşı tedbir alalım diye. Başakşehir Antalya Spor, Oğuzhan Çakır. Süleyman Çakır yönetecek hali yok. Eyüp Spor Trabzon Spor Atilla Karaoğlan. Şimdiden e, haftanın kırıcı maçında bak. Atilla Karaoğlan'ın bu son maçı ve sezondaki notunuzu alın. Eyüp kazanırsa Trabzonspor yönetimi bayrak astırır. E, Trabzonspor kazanırsa Galatasaray Trabzonspor çatışması başlar. Atilla Karaoğlan Şimdiden ben söyleyeyim size. Beşiktaş Sivas Spor Direnç Tonusluoğlu. Hatay Spor Samsun Spor Cihan Aydın. Hakemlerin ortak özelliği nedir? Galatasaray kökenli olmaları. Ama inşallah adaletli yönetirler. Ne ecdatlarına laf söylettirirler. Ne analarına babalarına beddua yedirirler. Benim tek temenniyim bu. Malum camianın 2024-25 sezonu kart şikesi raporu. 2 Süper Lig maçı 28 faul 1 sarı kart kırmızı kart yok. 2 maçta sadece 1 sarı kart. Bu arada Trabzonspor yani 3. haftası biten ligimizde hala sarı kartla tanışmış değil. Trabzonspor'un 0 Galatasaray'ın 1 sarı kartı var. Ya artık hakemler artık ne olur? Artık birazcık elinizi vicdanınıza ya da başka yerinize koyun. Deyin ki ulan deyin. Benim de anam babam var. Küfür yemeyim deyin. Gördüğünüzü çalın. Bak 28 faule 1 sarı kart alan Galatasaray 2 maçta Avrupa maçında 22 faule 7 sarı kart 2 kırmızı kart alıyor. Demek ki neymiş Galatasaray sert oynayan bir takım. Süper Lig'de hakemler koruyup kolladığı için rakipleri yeniyorlar. Bu arada Hannover 96 Derik Köhün transferi için Galatasaray'dan alacağı 2,5 milyon euroyu hala alamamış. İhtarname çekecekmiş. Galatasaray biraz daha vakit diyormuş. Bana para ver, bana para ver diyormuş Galatasaray bildiğimiz kadarıyla. Şimdi abidik kubidik haberler var. Küçük küçük onları ekleyeyim mi? Veste Fenerbahçe önerisi oraya git. Luan Perez'in tercihi belli oldu Brezilya. Anlaştık. Veste'yi falan istemiyoruz. Onu söyleyeyim. Luan Perez Brezilya'dan herhangi bir kulübe gidecek. Gitmek üzere, anlaşmak üzere. Onu da söyleyeyim. İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzatacakmışız. Bu şimdinin konusu değil. Sakın bunu şimdi ortaya getirmeyin. Ryan Kent, Zayt, Rade Kurnic üçü kadro dışı. Ben bunu söylüyorum. Israrla da söylüyorum. Bunların üçü de kadro dışı. Haberiniz olsun. E, Ferdi Kadıoğlu gitti. Mario Branco inşallah bize bir sol bek getirecek ama onu şimdi konuşacağım. Ali Koç'tan özel ricam var. İnşallah beni kırmaz. Özel ricamı yerine getirir. Bunun dışında da arkadaşlar konuşacağımı konuşayım. Hani Fenerbahçe Hermoso için bir hareketlilik var. Bunu konuşacağım. Hermoso 1. Fenerbahçe'de Rebiot için hareketlilik yok ama ben o olması gerektiğini konuşacağım. 2. Arşibran'dan hemen hemen vazgeçildi. 3. Christian Medina'dan hemen hemen vazgeçildi. 4. Sofyan Amrabat konusunda Empoli devreye girdi. 5. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. Şu dakikadan sonra muhtemelen beni takipten çıkacaksınız. Muhtemelen nefret edeceksiniz benden. Diyeceksiniz ki ben Allah'ım ben seni yönetimi seviyor diye takip ediyordum. Sen yönetimi sevmiyor musun diyeceksiniz. Ama canınız sağ olsun. İsteyen beni takipten çıksın ama artık yeter diyoruz yeter. Rakibin Galatasaray kaosta. Hani bir şeyi avuçlamış durumda şu anda Galatasaray. Avuçladığı şeyi ya elini yakacak ya kendini yakacak ya mahvedecek. Bir. Bilet skandalı patlak vermiş durumda çok ciddi hem de hakimler savcılar bir devreye girerse hani ciddi manada bir araştırma yapılırsa herhalde işin sonu çok farklı noktaya gidecek. Biz buradan mesajlar alıyoruz yani o kadar da kafamız çalışıyor merak etmeyin. 2. Şampiyonlar Ligi müziği dinleteceğiz deyip diye sır sırkabızı müziği dinlettirdiler. Hala da dinliyorlar. Şu anda Galatasaraylı kimi görsem sır kapısı müziği eşliğinde şey yapıyorum. Galatasaraylı arkadaşım bir şey paylaşıyor işte. Mersin'e gittik, Adıyaman'a gittik falan. Ben arka fonda sır kapı kır sır kapısının müziğini duyuyorum böyle. O derecedeler. Zaha kazan kaldırmış durumda Icardi ihtarname çekecek uzaktan izlemiş de kavgaya karışmamış da ulan adam karısını uzaktan izliyor şey yapmıyor karışmıyor da sizin kavganıza mı karışacak adam? Ondan sonra köhün desen zaten para yatırmamışlar. FIFA'lık olacaklar inşallah kurban olduğum Allah'ım bir de Transfer cezası yesin. iyice gülelim. E şu ay desem millete gelen yemekleri almış götürmüş. O kadar çocuk aç kalmış içeride. Duvarları falan kemirmiş Galatasaraylılar. Tabi bunlar konuşan iddialar. Ben bilmiyorum kardeşim. Ben bunların hesap sorulmasını istiyorum. Ben bunlardan hesap sorulması taraftarıyım. Ondan sonra hani Galatasaray karışmış durumda. Sana bir adet altı. Bir adet sekiz lazım mı? Lazım. Ferdi gitmiş. <laughs> ya bir adet sol bek ya bir adet sol stoper lazım mı? 3 tane transfer lazım sana. Yani Mustafa Hoca'nın e, söylediği başka herkesin reddettiği şey lazım. Sana 3 transfer lazım mı? Lazım. Hermoso Rebiot hala boşta. Hermoso 5 imza parası yıllık 5 milyon euro. Rebio 7 milyon euro imza parası yıllık 7 milyon euro istiyorum diyor. Yanlış anlamayın Acun Ilıcalı ve Mario Branco tam bu iş için değil mi? <laughs> hani orada <laughs> kusura bakmayın orada ağzını ayırıp da gün geçirecek halleri yok İkincisi beklentiyi arşa çıkaran bir e, şey var Acun Ulucalı var beklenti arşa çıkmış durumda Acun Ulucalı sayesinde benim sayemde çıkmadı Acun Ulucalı sayesinde çıktı haksız mıyım paramız çok istediğimizi alırız bana başkan diyecek ki Acun kıs 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 diyecek. yok neydi yürü 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 ya mu diyecek yok Acun yürü diyecek bana ben açacağım kış 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 böyle saldıracağım. O transferi getireceğim bu transfer. Ben beklenti içindeyim. Vallahi kim ne derse desin ben beklenti içindeyim. Taraftarım ben taraftar. Acun Ulucalı, Mario Brango bu iş için çalışmayacaksa kusura bakmayın özür dilerim def olsun gitsinler. Hiçbirinin durmaya ihtiyacı yok. Hiçbir de durmasın. Ya bunlar alınmayacaksa durmasınlar arkadaşlar. Yer işgal etmesinler. Biz bir şey istemiyoruz. Yer işgal etmesinler. Galatasaray'ın kaosta. Rakibin kaosta. Vur tekme içi. Allah sizde vur geç. Yani isterseniz beni takipten çıkın. Ben bunları söylemek zorundayım. Haksızsam da haksızsın deyin. Yazın kimseyi dengelemeyeceğim. De hani demem o ki. Git anlaş al bunları. Bize Guido Rodriguez'i hoş görmedin. Uygun görmedin. Dedin ki arkadaş Guido Rodriguez'den daha iyisini alacağım. Buyur al. Buyur biz kenara çekiliyoruz. Buyur şekerim istediğini al. Ya Guido Rodriguez'in iyisi nedir? Rebiyodur. Hocam iyi de Guido Rodriguez 6 numara, Rebiyo 8 numara. Sen boş konuşun. 6 oynayabilen 8 numaradan bahsediyoruz. Ya demem o ki sen zaten Rebiyo kalitesini al. Fred kalitesini, Şimanski kalitesini orta sahaya koy. Çift 8 bir onunla oyna. Hiçbir şey değişmez. Sen zaten hani İsmail Yüksek 6 oynuyor diye bir durum yok ki. Hani demem o ki git anlaş al bunları. Git anlaş al bunları. Taraftarın sana aşık olsun Ali Koç. Acun Ilıcalı'ya hayran olsun. Bak Acun Ilıcalı hani ben babacan bir adamım. Sevilen bir adamım. iyi niyetli bir adamım. Şöyle böyle. Fenerbahçe taraftarına Acun Ilıcalı. Bak Fenerbahçe taraftarı Ilıcalı'ya çok büyük tepki gösteriyor. Bir Fenerbahçe'nin maçını diyor. Bak mesela Trabzonspor maçını gidiyor. A Spor ATV alıyor. Onlar Trabzonsporlu yayınlıyor. Galatasaray'ı devlet kolluyor diyor. Gidiyor diyor TRT'ye maçını alıyorlar. TRT'de yayınlıyorlar diyor. Şifresiz naklen yayınlıyorlar. Gerçi o koruyup kollama değil arkadaşlar. Galatasaraylı biri itiraf etti. TRT'ye belli sayıda bilet veriyorlarmış. Sosyal medyada var bu iddialar. İnşallah savcılar bunu da araştırır. Ya diyor ki hadi Beşiktaş gariban diyor. Fenerbahçe gariban. Ve Fenerbahçe'nin maçını niye Acun Ilıcalı şifresiz vermiyor diyor. Ya geçtiğimiz seneden bu Fenerbahçe'nin maçının şifresiz olduğunu hatırlıyor musunuz? Bir tane mi maçını verdi? Yani benim demem o ki Fenerbahçe tarafta ya Fenerbahçe maçını sen TV 8.5'ta ver. Zaten malı götürürsün. Alacağın reklam parasına malı götürürsün. Ya ekranı şöyle böl. Bak mesela şu gol var yazan yer var ya. Burayı böl. Burada şerit halinde reklamlar geçir maçın başından sonuna kadar. Bir Allah'ın da itiraz etmez. Fenerbahçe git bunları al. Anlaş. Kadron 100 yılın kadrosu olsun. Ali Koç sözünü tutmuş olsun. Acun Ulucalı sözünü tutmuş olsun. Ferdi'den 30 milyon euroluk bir azalma olacak transfer market verinde. 30 milyon euroyla gidip 60 milyon euro ile kapat birisi 35 birisi 25 değerinde. İsmail, Fred, Rebio, Şimanski as dörtlün. Bakın bazen 3 kişilik kontenjanı 4 kişiyle götürmek zorundasındır. Mecbursundur. Bak as dörtlün. Oyuncu değişiklik hakkım 5. Bu seni sezon sonuna kadar götürür. Skoru bulursun değişiklik. Gençler oynar bilmem rotasyon oynar bak. 5 oyuncu değişiklik hakkım var. Kurban olayım bak eskiden 3'tü. Millet üçgen bile bir şeyler yaptı. 5 oyuncu değişikliği hakkım var. Bak. İsmail, Fred, Rebio, Şimanski. As dörtlün. Dönüşümlü dönüşümlü oynat. Gerekirse 45'e kadar İsmail oynat. 45'te ne bileyim Rebio'yu al. Ne bileyim Rebio, Fred, Şimanski başta 60'ta Rebio çıkart. İsmail'i al. Bunlar as dörtlün. Bartu Elmas, Mert Hakan yandaş. Tadiş de yedek üçlün olsun. Rotasyon üçlün olsun. Hani Fred cezalı durumda. İsmail, Rebio, Şimanski. Sırıtır mı? İsmail cezalı durumda review Rebio Fred Şimanski sırıtır mı? Sırıtır diyorsanız futbol konuşmayalım arkadaşlar. Beyzbol falan konuşalım. Senin savunmanda bak Hermoso, Ciko, Çağlar, Bekao. Dört tane kütür kütür stoper. Çağları 14 milyon euroya istiyorlar. Ver 14'e. Ver 12'ye Çağları. Şey Çağlar diyorum özür dilerim. Bekao'yu. Çağları mı istiyorlar lan yoksa? Bekao'yu ver 14'e. Al Hermoso'yu. Hermoso, Hermoso Ciko, ça, e, Çağlar. Samet Akaydın e de. Zor durumda Oster Voldevi'yi de. Bak yine sana 4'lü 5'li seçenek sundum. Hani hangisini seçersen git anlaş al bunları Ali Koç kurban olayım al bunları. Bak bunu yaparsan bir Fenerbahçe taraftarı dahi sezon bitene kadar ağzını açmaz açamaz. Açanı biz gömeriz. Gömeriz öyle bir gömeriz ki aklı durur. Üstelik maliyeti de uygun olur. Hani e, Amrabat 15 bon servis istiyor. O oyuncu 3,5 yıllık istiyor. 3,5 7 7 7 14 15 doğum. Hani e, artı menajer komisyonu, artı curtu ya 30 milyon euroyu geçiyor zaten. Öyle değil mi? Yani 30'u geçiyor. Öyle yapacaksın. Revio'yu biraz düşür. 5 imza parası yıllık 5'ten şey yap 4 yıllık anlaşma 25 milyon euro. Ya daha uygun maliyet. Çok daha uygun maliyet. Anlatabiliyor muyum? Çok daha o vereceğin imza parasında git sponsorlardan birine imzalattır. Fenerbahçe kasasından para çıkmasın. Çocuğun yıllık 1 milyon eurosunu git e, atıyorum Saadettin Saran versin. 500 bin eurosunu git Ali Aziz Yıldırım versin. 3 buçuğa imza attır. E Galatasaray bunu yapıyor. Bunun adı şike olmuyorsa sen yapınca da şike olmaz. Yap bunu yap. Yani bedava imza parası sıfır. Yıllık ücretleri 3 buçuğa 2 oyuncuyu da getir. 7 milyon euro sana sadece yıllık maliyeti. Evet bunun vergisi mergisi olacak ama biz karşılarız. Tamam son kontrat futbolcuları risk falan dersin. Jose Mourinho sayesinde ya bunları dahi yazası rekora satarsın. Şu taraftarı artık bir dinle gözünü seveyim Ali Koç. Ben taraftar olarak, ben Fenerbahçeli Mustafa Hoca olarak bakın. 72 72.000 tane yani, takipçi var burada. Diğer kanalda 11.400 yani 83.400 kişiye hitap ediyorum. Twitter'daki takipçilerde işte 5.000 falan Twitter'da takipçim var. 87.000 kişiye falan hitap ediyorum. İsterse 87.000'in 87.000'e de gitsin. Önemli değil. Gerçi işinize mutlaka ve mutlaka gerçek Fenerbahçeliler vardır. Hiç kimse gitmez. Şu anda beni sevmeyen, benden nefret edenler bile hakiki Fenerbahçeliyiz. Hocam ben seni sevmiyorum, nefret ediyorum ama vallahi de hak veriyorum, billahi de hak veriyorum diyorlardır. Ya belki yoruma yazacak kadar yürekleri yetmiyordur ama içinden diyorlardır. Vallahi ben taraftarım. Ben öyle yok financial fair play yok bilmem borcumuz var harcama limiti. Kayserliyim eyvallah. Yani maddiyatı sen bana sor. Ya ben Fenerbahçe'nin yöneticisi olsaydım Mourinho'nun ağzından girer, burnundan çıkar. Ben bunları çoktan aldırdım. Guido Rodriguez'i de aldırdım ha. Vallahi de aldırdım billahi de. Guido'yu aldırdım bir. Hermoso'yu aldırdım iki. Rebio'yu aldırdım üç. Konuşun şimdi. Ferdi'yi de 35'e 35'e de 40'a 50'ye satardım. Gerçi Ferdi'nin siz satış rakamlarına çok aldanmayın. Ferdi'nin satış rakamlarında bir farklılık var. Yani 30'a satmışız. 3 milyon euro eski kulübüne gitmiş. Biz 27 almışız. Onlar 3 almış. 500 bin euro yetiştirme bedeli almışlar. Onu da oradan almışlar. Sonraki satıştan %10 payımız var. Atıyorum 50'ye sattılar. 5 milyon euro daha gelecek. 27 oradan 5 daha gelecek. 32. Öyle değil o. Ben size olan gerçeğini anlatayım. Benim bildiğim şöyle. Biz 30'u aldık kasaya koyduk. 30'un %10'u 3 milyon euroyu o kulüp oraya verdi. 33 milyon euro. 500 bin euro UEFA dayanışma FIFA katkı payı arkadaşlar. 500 bin euro kaçta kaçı yapar? He? Kaçta kaçı yapar? Ben hadi size soruyorum. 500 bin euro yüzde kaçı yapar arkadaşlar? Yüzde bir mi yapar? Yüzde üç buçuk mu yapar? Yüzde iki mu yapar? Hesaplayın ne demek istediğimi anlarsınız. 33 buçuk verdiler. 3 milyon eurosu çok kolay bonuslar. 20 maç oynarsam ne 3 milyon euro verecekler. Ferdi 20 maç oynarsam 40 maç oynarsam 3 milyon euro verecekler. 33,5'le 36,5 yaptı sana. 2 milyon euro biraz zor bonus. Hani bir sezon geçirirsem öyle bir şeyleri var. E, tam hakim değil. 2 de oradan gelse 38,5 milyon euro. Sonraki satıştan da %10 pay. Benim iddiam neydi? 39,5 artı sonraki satıştan %15 pay diye. Durum bu. Ben her şeyi kenara bırakıyorum. Sayın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Sana bir taraftar olarak değil, bir kardeşin olarak. Seni çok seven bir kardeşin olarak, sana güvenen, inanan arkanda duran, yanında duran, sağında duran, solunda duran, senin için birçok kişiyle tartışmaya giren bir kardeşin olarak rica ediyorum. Bizi ite köpeğe rezil etme. Kendini de rezil etme. Gel dediğim transferleri yap. Emin ol öyle bir coşmaya başlayacak ki takım. Rakibini öyle bir kuduracak ki. Rakibini öyle bir dağılacak ki çerez de izleyeceksin. 6. hafta öncesinde Fenerbahçe stadına gidip de fark yemeyim diye teknik direktörün istifasını falan göreceksin. Yap bunlar Ali Koç. Kurban olayım. Eğer Fenerbahçeliysen, Fenerbahçe başkanıysan, taraftara bir gram önem veriyorsan yap bunları. Acun Ulucalı. Kurban olayım. Yok şöyleyim, yok böyleyim. Artistliğim artistliği bırak. Cebinden mi para veriyorsun, milletten mi topluyorsun? Yapın bunu. Bakın Amrabat artı Medine alacağına heriflerin nazını çekiyorsun. Yok bilmem 20'sini de siz verin. Yok iki buçuk pay verin. Lan 20 milyon dolar zaten serbest kalmaz. Yani 18 milyon euro. Ben 18'i bassam devletine vereceksin. Geri zekalı 4,5 milyon euro çıkacak. 13,5 milyon euro kasana para girecek. Angut. Angut 13,5 kasana para girecek. Daha çıkmışsın Fenerbahçe 18'i de versin. %25'i de Fenerbahçe versin. Lan yasal olarak böyle bir şey zaten diyemezsin. Ama o iş sıkıntılı. O işte mafya var, medya var, bilmem ne var. O çocuktan da hayır gelmez bu kafayla gidersem. Amrabat 15 diyordu, ona düşürdü. Everton devreye girdi, tekrar 15'e çekti. Ya Fiorentina bu kadar mı karaktersiz bir takımdır? 10 milyon euroya tamam dedi, kabul dedi. 15'e çıkarttılar. Bu kafayla bak, ben diyorum. Amrabat'tan da vazgeç, Medina'dan da vazgeç. Rebio'yu al, tek başına o iş görür. Bir şey daha ekleyeyim. Haddim olmayarak ekleyeyim. Bunları Avrupa listesine yazdır ikisine. Sonra fırsat transferi kolla. 13 Eylül'e kadar 50 tane fırsat transferi gelir. Alabiliyorsan al fırsat transferini 1 ya da 2. Bak 1 ya da 2 fırsat transferini al. Alma demiyorum sana. Al fırsat transferi. Onu da Avrupa listesine yazdırma. Ya, ligde oynat. Yani 14 yabancıya yine düş. Ligde oynat. Bizim benim hesaplamalarıma göre Rebio artı Hermoso gelirse biz 12 yabancı falan oluyoruz. Daha 2 tane de kontenjanımız oluyor. Ben Fenerbahçe Başkanı'ndan rica ediyorum. Lütfen çağırma kulak asın. İnşallah da dediğim olur. Hep birlikte mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Bakın kanalımız ne güzel şikayetler bertaraf etmiş durumda. Dahasını da yapalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.